Selam arkadaşlar, selam. Şimdi sizlere hang drum, namı diğer handpan. Handpan'in temel icra tekniğine dair bazı detayları anlatacağım. Türkçe çok az kayıt var internette araştırdıklarımız. Şimdi biz de size olayı kendi keşfettiğimiz mahiyetinde size hang drum'dan nasıl ses alır, onu anlatacağım. Alma teknikleri. Şimdi bir tanesi arkadaşlar baş parmaklarımızın sadece buralarını kullanarak şu iki parmağımızı böyle döndürerek vurma tekniği. Yani şu. Kimi insanlar bu parmaklarıyla bütün drum'ın her yerinde bunları kullanıyorlar. Yani şöyle. Sadece bu ikisini kullanıyorlar. Biz bunu tercih etmiyoruz. Neden? Çünkü bu iki parmak uzun uzun vurduğunuzda bu metal bu parmaklarınızın buraları ağrıyor. Bir tane İspanyol sokak sanatçısı var. Onda gördüm. Buralara böyle bir şey böyle bağlamış böyle plastikle pet koymuş buralara. O petlerle böyle dilediği gibi tuşeyi de iyi alıyor. Ellerinin buraları da ağrmıyor bu teknik. Biz bu teknikle sadece bu tekniği kullanmıyoruz. Şöyle kullanıyoruz mevzuyu. Anlatayım size. En pratiği bizim için o. Yoksa onlarca başka teknik var. İnternetten İngilizce takip ederseniz onları göreceksiniz. Bizim uyguladığımız teknik şu. Bunu bu biçimde tuttuğumuzda logo buradayken tizler burada, baslar bu tarafta. Yani tizler, baslar burada. Buradaki şu iki basta bu parmağımızı kullanıyor. Şu iki parmak. Demin size gösterdim. Yani bu iki parmak bunlarda. Sonra burası için ise sadece bu iki parmak. Yani şu iki parmakla. Yani iki teknik var. Şu. Bunlar için bu. Bunlar için bu. Daha sonra çalışırsanız bir kelebek tekniği var perküsyonda. Şu. O zaman bununla bu parmağı beraber katıyorsunuz. O zaman örgüler oluşturabiliyorsunuz. Yani sonra araya ana ses. Bu size büyük kolaylık sağlayacaktır. Çünkü böyle böyle hareket edeceğine çok az eforla bütün enstrümana hakim olabiliyorsunuz. Ama sadece bir bir vursanız böyle şöyle bir harekete denk geliyor. Bizce gerek yok. O yüzden şu kelebek tekniğini biraz çalışırsanız edinebilirsiniz. Ses almak için nerelere vuruyoruz arkadaşlar? Şu yuvarlakların yanlarına yani şuralara. En güzel yerler ses almak için şu köşeler, şuralar. Mesela daha büyük notada göstereyim. Şurada mesela. Burada ise şu yuvarlağın şuraları. En güzel ses aldığımız yerler. Şu yuvarlağın hemen yanları. Ses alırken arkadaşlar elimizi böyle yani nasıl söyleyeyim size? Böyle bunu bir soba olarak düşünün. Sıcacık bir sobaya böyle dokunduğunuz anda elinizi geri alırsınız ya. Küçük dokunuşta. Vurduğunuz anda elinizi geri almak gibi. Yani en güzel sesi bu köşeye böyle elinizi böyle değdim ve hemen geri aldım. Ama değdim ses vermesin der gibi. En güzel tuşu o arkadaşlar. Bunu bu parmakta yapmak kolay. Bu parmakta da yapmak kolay ama bileğinizi şöyle bir hani silkeleme gibi düşünebilirsiniz. Hani elinizde su vardı onu böyle silkeliyorsunuz. Çünkü tuşe konusu enstrümanda çok önemli arkadaşlar. Tuşe konusu çok önemli. Şimdi ezanın makamı ile bunun makamı birbirine aynı değil. Bu sesin adı tin. Arkadaşlar tin. Tin sesi. Ana ton buradan veriliyor. Zaten yani bunun hep bunu bu örgünün üzerinde gidiyor mevzu. Ezanı bekliyorum arkadaşlar. Anlatacağım. Thank you.
enstrüman çalarken elinizde metal herhangi bir şey olmayacak. Yüzünüz olmayacak. Yoksa o yüzük oraya çarptığında çok yüksek normal dışı bir ses çıkıyor. O konuda dikkatli olmanızı size öneriyorum. Ezan geçtiğinde devam edeceğiz. Yani. Şunu söyleyeyim size. Eğer enstrümanı vurmayı denediğinizde şu size bahsettiğimiz işte elinizi rahat tutun ve silkeleyin. Tekniğini yapmaya başladığınızda göreceksiniz ki hangi elini günlük hayatta kullanıyorsanız o elinizden alacağınız ses en kaliteli ses olacaktır. Mesela ben sağ akım, sağ elimden aldım. Şu ses sol elimle alamıyorum. Çünkü sol elimde o esneklik yok. Günlük hayatta kullanmadığım ben. O yüzden sağ elinizi öğretmen olarak belirleyip sağ elim nasıl yapıyorsa onu taklit edip bundan da aynısını alırsanız sonra bunları örgü olarak bir sağ bir sol sağ elinizden aldığınızı en iyi yapanı daha kötü yapanı öğretmesi. Öyle düşünün. Biz ne yapıyoruz? Burada baş parmak kolay olsun diye. Sonra kelebek. Örgüler. İkiye bölebilirim. Bu kelebek tekniği çalışın arkadaşlar. Çok güzel bir trans etkisi veriyor yani bu. Bir elin burada yürümesi ve diğerinin öyle gezmesi dinleyen kulağın askıda kalmasını sağlıyor arkadaşlar mesela. Bu el devam ederken diğer el mesela harmonide gezebilir. Tuşa meselesini zaten pratik ederek anlayacaksınızdır. Özellikle taklit etmeye çalışın bu elin böyle silkelenme olayını. Size anlatmak istediğim iyi hangramın sesi nasıl anlaşılır arkadaşlar? Mesela iyi hangramı nasıl ayırt edeceğiz onu söyleyeyim. Bir sesin içinde iyi hangramlarda bas seslerde bak şöyle göstereyim. Bir sesin içinde 3 tane ses var arkadaşlar. Bir armoniyi tanımlıyor bir sesin içinde. Bir de oktav tınlıyor. Mesela şöyle anlatayım size. Mesela bu notanın kendisi. Bunun bir de oktavı var. Duydunuz mu? Nota bu. Tık tık.
diye şöyle bastığınızda oktavını duyuyoruz. Ve oktav. Duydunuz? İyi olmayan hanglarda arkadaşlar bu oktavlar duyulmuyor. Şuna böyle yarım bastığınızda böyle gitardaki o harmonik sesleri almak var ya. Tling. Şu yani. Hemen gösteriyorum. Mesela gitarda nota bu. Bunun harmoni nedir? Şu. Şu harmoniyi aldığınız gibi aynı harmoniyi hang drumlarda da almanız lazım arkadaşlar. Böyle hafif dokunarak. Yani nota bu. Bu da harmoni. Duydunuz? Buradan dokunup buraya vurursanız bu sefer biliyoruz. Bir notanın içinde 3 nota var. Tamam, bu mevzuya dikkat etmenizi öneriyorum. Bu oktav, bu notanın kendisi. Oktav, tizi görüyor musun? Notanın kendisi ve harmonik. Duyuyor musunuz? Bir nota, oktav. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Hani iyi bir hang drum'u nasıl anlayın derseniz, armonikleri duyamıyorsanız arkadaşlar, o hang drum'dan cacık olur. Eyvallah, teşekkür ediyorum.